Saygılar arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün çok bizim için önemli bir gün. Gerçekten sadece Ankara için değil, bence Türkiye için de çok önemli olacak bir projeye imza atıyoruz. Tabii ben ajansa yaklaşık bir 7 ay oldu göreve başladım. Ama ajansa geldiğim zaman bana buradaki uzman arkadaşlarımızın bahsettiği, özellikle Tek Ankara markası, Ankara Kalkınma Ajansı'nın 10 yıllık süre içerisinde yaptığı en güzel işlerden bir tanesi diye bahsetmişlerdi. Fakat tabii pandemi olunca 2020 ve 2021 yıllarında Tek Ankara'yı fiziki olarak çok yapma imkanımız olmadı. Daha sonra biz de çünkü pandeminin hangi süreçte ilerlediğini de kestiremediğimiz için yeni bir formülasyon üzerinde çalıştık. Sağ olsun şu an aramızda olmayan Mehmet Seyit Pehlivan arkadaşımız biraz bu işe öncülük etti. Kendisine de teşekkür ediyorum. O da tüm yardım destek ofisinde beraber çalıştı. Arkadaşlarımız Ahmet Bey, Emine Hanım, şimdi de devraldı. Erdem Bey şu an yatırım destek ofisi koordinatörümüz. Bunu tüm yıl açık olan bir program şeklinde dönüştürelim. Ve oradaki enstrüman sayımızı da arttıralım. Böyle bir yaklaşımımız oldu. Bu anlamda da yani fon bulucu zaten SPK'dan lisanslı operasyonel boyutu olan şu an Türkiye'deki en önemli girişim. Onların da sonuçta kurumsal olarak bir altyapıları var. Onlarla beraber hareket edebildik. En son Hakan Beyler'e de bir toplantımız oldu. Ve bu noktaya geldi iş. İnşallah bundan sonraki süreçte özellikle yeni girişimcilere fırsat tanımak, imkan tanımak anlamında 3 enstrümanımız olacak. Bu birincisi mentorluk desteği, ikincisi test desteği, üçüncüsü de bu yatırım desteği. Tabii fon bulucu üçüncü aşamada var. Girişimci arkadaşlarımız sonuçta bu bizim sağladığımız 3 destekten de istifade edebilir. Sadece benimki normalde prototipi var, tüm test ve belgelenmesini almış. Direkt fon bulucunun oradaki değerlendirmesinden sonra bu anlamda katkı yapılacak bir dönüşüm haline de gerektir. Toplamda bir 10 milyon civarında bir para ayırdık, bir bütçe ayırdık. 5 milyonunu mentorluk ve test desteği için harcamayı planlıyoruz. 5 milyon da inşallah işte girişim sermayesi fon üzerinden başarılı olan 100 projeye aktarma şeklinde olacak. İsteğimiz, dileğimiz açıkçası bu bizim başarılı bulduğumuz bu girişimlerden ileride Türkiye'nin ekonomisine yön veren, hatta belki bir nedense sahibi olacak yıldız projelerin çıkması isteğimiz o. İnşallah bu anlamda bu başlattığımız projede buna vesile olur. Ben bu anlamda projenin bu aşamaya gelmesine çok büyük emekleri, katkıları olan başta Hakan Bey'e, aramızda olmayan Mehmet Seyit Bey'e, Ahmet Bey'e, Erdem Bey'e ve diğer Alper Bey'e için burada kesin destek ofisinde çalışan tüm arkadaşlarımıza sizlere çok teşekkür ediyorum. Niyetimiz halis, niyetimiz güzel. İnşallah sizlerin de desteğiyle, yani çünkü fon bulucu da bizim için çok önemli bir aktör. Çünkü onların hem yani kurumsal olarak iyi bir kapasiteleri var ve bu anımızda bu Türkiye için de ilk olacak. İnşallah bunun da devamı gelir. Yani diğer arkadaşlarımızdan sonuçta bu anlamda zaten inşallah maddi olarak da katkı bekliyoruz. Yani bugün özellikle teknoloji tabanlı inanılmaz derecede gelişen bir dünya var ve Ankara'nın da bu anlamda çok iyi bir kapasitesi var. İnşallah buradaki teknoparklarda, o sebelerde Latvana böyle büyüyecek, gelişecek büyük girişimlere vesile oluruz. Ben hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Programımızın, girişimimizin hayırlara vesile olmasını temin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim siz genel sekreterim. Gerçekten aslında bugün yaşanan önemli bir an. İnanın çok heyecanlıyız biz. Bütün arkadaşlarımız o heyecanı yaşıyorlar. Bunun bir sebebi var tabii ki. Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için zaten devletimiz birçok destek açıklıyor. İşte sizler destekler veriyorsunuz. KOSGEB, TÜBİTAK destekleri söz konusu, teşvikler var. Ama bunun yanında kalkınma ajanslarının hem bölgesel hem de ülkenin kalkınması açısından girişimlere finansal destekte ortak olarak vermesi açısından bence bu kendi içinde bir devrim.
Onun için bu bakış açınızın girişimcilik ekosistemini çok geliştireceğine inanıyorum. Bu şu anlama geliyor aslında, daha böyle basit anlatımla. Ben bir girişimciyim ve benim ortağım Ankara Kalkınma Ajansı. Bu çok iyi hissettiren bir motivasyon genel sekreterim. Girişimciler çok iyi hissedecekler. Kendilerini güvendiklerini görünce motivasyonları çok yükselecek. Onunla beraber sizin de yatırım yaptığınız girişimlere başka yatırımcıların, halkımızın yatırım yapması da söz konusu olabilecek bu sistemde. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bence kanun, yasa, mevzuatı, tebliği hazırlarken bu hislerle hazırladığını düşünüyorum. Yani burada kamu, startup işbirliği gerçekten başka bir noktaya gidecek. O yüzden bu heyecanını ben paylaşmak istedim. Çok çok teşekkür ederiz. Bu aşama ya gelene kadar aslında bahsettiğimiz isimler, Seyit Bey, Erdem Beyler, Ahmet Beyler, diğer arkadaşlarımız büyük bir gayret sarf ettik hep beraber. Bakanlık aynı şekilde, bakanlığın da bakış açısı son derece olumlu oldu. Biz lisans alan bir platformuz. Bundan sonra başka lisans alanlarımız da olacak ülkemizi geliştirmesi için. Siz bir öncülük yaptınız. Bu öncülük çok önemli gelişmeleri de beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim size de bu fırsatı bize verdiğiniz için. So I feel it is better for me to speak in Arabic rather than English. Okay. Okay. الحمد لله رب العالمين. نحن في مقاصد نعتبر اليوم هي خطوة جديدة في اتجاه مشروعنا الكبير في اتجاه تحقيق ما تعهدنا به نحن رجال الأعمال الذين أنشأنا مقاصد وهي المساهمة في جذب الاستثمارات لهذا البلد العظيم وتحقيق النهضة الاقتصادية المساهمة في تحقيق النهضة الاقتصادية لوطننا الثاني تركيا. Tercüme ulaşmak. Yani bu biz bu projeyi diyor Makas Portföy Yönetim Şirketi olarak bize hedefimize ve yatırımcılara, iş adamlarına verdiğimiz bir söz var. Yani Türkiye'ye yabancı iş adamlarının sermaye girişini sağlamak gibi bir vazife görüyoruz kendimizde diyorlar. Dışarıdan yabancı sermayenin de Türkiye'ye yatırım yapmasını. Bu açıdan bu proje bizim için çok önemli. Yani Türkiye'deki girişimlere yatırım yapmalarını şeffaf bir şekilde fon aracılığıyla izlemelerini sağlayacak bir enstrüman olacak. Evet, نحن سعداء بهذه الشراكة الكبيرة بإذن الله مع ortaklıktan memnunum. مع Ankara Kalkınma Ajansı ve Fund Bulucu. Fund Bulucu ve Ankara Kalkınma Ajansı. Yani ortaklıktan. التي نسعى إن شاء الله أن يكون هذا الصندوق أحد الصناديق الرائدة في هذا البلد إن شاء الله. ويمكن في كل أوروبا على الأقل بإذن الله تعالى. يعني تركيا وأوروبا'nın öncü ve örnek fonlarından birisi olacağını düşünüyorum. نحن تعهدنا بأن ندعم هذا الصندوق. نحن باقين على العهد إن شاء الله وقريبا سيرى هذا الصندوق تقدما كبيرا بإذن الله تعالى. إن شاء الله yakın zamanda büyük bir büyüme kaydedecektir bu fonu. Mübarek Fon Bulucu. Herkes için Fon Bulucu ve Ankara Kalkınma Ajansı için. İnşallah Rabbina yaj'alha rafi'a li hadha al-balad bi'iznillah. Ülkemize de hayırlı olsun diyorum. Ne yapalım efendim? Müslüman'a bir şey der misiniz? Müslüman'a bir şey diyor musunuz? Müslüman demişsin. Belki bir şey söylemek istiyorum. Yani basit olarak şöyle. Buyurun. Bu hani kazan kazan derler ya. Evet. Biz buna kazan 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 diyelim. Üç kazan. Çünkü Türkiye ekonomisi bir kazanıyor. Girişimciler kazanıyor. Bizim sıfatımız da Ankara Kalkınma Ajansı fonun yatırımcısı oluyor. İşin sonunda bir hayır işi değil bu. Değil. Bütün yatırımcılar yaptığı yatırımı karıyla beraber 5 sene sonunda alacaklar. Yani hem yatırımcı, hem girişimci, hem de Türkiye ekonomisi için 3 katlı bir kazanma şeyi var inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Arkasına kapatın. Sayısına da kanıtlayalım. Evet.
böyle imzalarmış gibi. Evet, hayırlı. Evet. Allah hayırlı etsin. Evet, Allah hayırlı etsin. Efendim, biz küçücük bir hediyemiz var. Onu size takdim etmek isteriz. Eğer sizin için uygunsa açmanızı da isteriz. Tamam, bakalım. Efendim, biliyorsunuz fon kurucunun logosu bir mercekten oluşur. Bunun bir anlamı var bizim için. Dolayısıyla size böyle günün anısı olsun istedik. Fon buluculuğun verdiği bu efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bana uzun. Böyle ben önemli özellikle gelen size yazıları, zamanları açmak için böyle günün anlamı olsun istedik. Öyle küçük bir yazılar. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Çok sağ olasınız. Tekrar ediyoruz. Yolumuz açık olur. Merdiğimizi iyi gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız.